Yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Stüdyomuzda konuğumuzu ağırlıyoruz. Bizler sağlık üzerine sohbetimizi her hafta farklı günlerde farklı konuklarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz ve sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bugün de yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Serviks kanserini, bir diğer adıyla rahim ağzı kanserini önlenme noktasında neler uygulanabiliyor? Tarama testlerinden de bahsedeceğiz programımız içerisinde. Tabii ki hiç yakalanmamak tek isteğimiz ama yakalandıktan sonraki süreçte de neler var? Nasıl tedavi politikası izleniyor? Bunları da konuşacağız. Sizler de sorularınızla bizlere eşlik edebilir. Telefon numaralarımızdan bizlere ulaşarak doktorumuza sorularınızı yöneltebilirsiniz diyelim. Ve kendisini tanıtalım. Denizli Cerrahi Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Muhammed Toprak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizler yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Yani bayanlar arasında meme kanseri bir yana, bir de rahim ağzı kanseri çok ciddi bir problem ve yakalandığımızda da hayatımızın böyle dönüm noktalarından birini yaşadığımız bir problem bu. Ve bizler bu hastalığı, rahim ağzı kanseri hastalığını biraz daha yakından tanıyalım. Tedavilerinde neler var bilelim. Hı hı. Tarama testlerini önceden nasıl yapabiliyoruz, nerelerde yapabiliyoruz? Bunlarla ilgili bilgi sahibi olalım ki daha bilinçli olalım istiyoruz. Öncelikle nedir bu rahim ağzı kanseri? Rahim nasıl ağzı tanımlanır? Rahim ağzı kanseri nedir? Rahim ağzı dediğimiz dokudan gelişen kanser dokusudur. Görülme sıklığı kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta gelir. Ama öldürücülük açısından baktığımızda, hayatı tehlike ve öldürücülük açısından baktığımızda üçüncü sıradan gelir. Meme ve akciğerden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Son dönemde belirti verir. Belirti verdikten sonra artık iç içten geçmiştir. Çok geç. Doku kanserleşmiştir. Rahim ağzında önemli olan nokta, erken aşamada yakalanma ihtimali çok yüksek olan tarama testlerinin bulunmasıdır. Tarama testlerini eğer yapılabilirse, simir dediğimiz test, yıllık ve düzenli yapılabilirse, bunu çok erken aşamada çok basit tedavilerle engelleyebiliriz veya önüne geçebiliriz. Hı hı. En önemli noktamız rahim ağzı kanserinde erken tanı ve teşhis. Tabii öldürücülük açısından baktığımızda dünya genelinde 2 dakikada bir kadın maalesef bu yüzden hayatını kaybetmekte. 2 dakikada evet, bir? Dünya genelinde. Çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam, evet. Peki bu neden kaynaklanır? Kimlerde görülür? Hangi yaş aralığını tutar? Hangi yaş aralığı? Genelde 50 yaş ve üzeri aralık tutar. Çünkü gelişimi çok uzun bir süreçtir. En sık neden olan mikrop, human papilloma virüs dediğimiz, sihirle neden olan, aynı zamanda rahim ağzı kanseri neden olan virüsün vücuda girdikten sonra kansere yol açması için yaklaşık olarak bir 10-15 seneye bir ihtiyacı vardır. Kimler risk grubudur? Bu risk grubuna erken evlilik yapmış olmak, çok eşli hayata sahip olmak, eşinin çok eşli hayata sahip olması, sigara kullanması, tedavi edilmemiş vajinal enfeksiyonlar, tekrarlayan akıntılar, enfeksiyonlar, daha önce zikrettiğim gibi human papilloma virüs dediğimiz bir mikropla karşılaşmış olmak, bağışıklık sisteminin baskılanmış olması, ilk gebelik yaşının 20 yaşından altında olması ve doğum sayısının fazla olması rahim ağzı kanseri için bir risk faktörüdür. Eğer bu risklere sahipsek bizim hayatımızın herhangi bir bölümünde rahim ağzı kanseriyle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bundan dolayı da tarama programlarının düzenli yapılması gerekiyor. Peki genetik faktör de işin içinde mi? Yani aile bireylerinde bu tarz vakalar görüldüğü takdirde bizler de yakalanma şansımızı arttırıyor muyuz? Yok, rahim ağzı kanserine genetik faktör yok. O rahim ağzı değil. Kanseri daha çok çevresel. Değil ama meme ve endometrium, yani rahim içi kanseri daha çok genetik faktör. Hı hı. Daha çok çevresel. En sık neden daha önce söylediğim gibi human papilloma virüs dediğimiz HPV virüs. En büyük etken ve bu etkenin vücuda girip rahim ağzında hücresel değişiklikler diye yol açarak bunun kansere dönüştürmesiyle oluşmakta. Hı hı. Peki nasıl belirti verir? En son evrede verir dediniz ama bizler önceden bunu fark edemez miyiz? Hiç geç kalınmadan, yani artık iş işten geçti demeden bunun önüne geçemez miyiz? Bunun önüne geçmemiz için bizim kanser taramaları dediğimiz birkaç kanser taraması var. Bunların içerisinde en etkin olanı, ispatlanmış etkinliği en yüksek olan kanser tarama testi rahim ağzı kanser taraması dediğimiz simir. Eğer simirimizi düzenli olarak yaptırıyor isek bu düzenli ne kadar bu düzenli ne kadar olmalı? 20 yaşından sonra başlanmalı takriben. Genelde evlilikten 3 yıl sonra başlanmalı. Hı hı.
her yıl boyunca alınmalı 3 kez üst üste. 3 kez üst üste negatif olduğunu gördükten sonra 2 veya 3 yıllık aralarla alınabilir. Farklı kaynaklara farklı söylenmekle ama basit şekliyle 3 yıl boyunca üst üste negatif olduğunu görüyoruz. 3 tane elimize normal sonuç geliyor. Bu sonuçlardan sonra 3 yılda bir, 2 yılda bir aldırmamızda fayda var. Rahim ağzı kanserinin neden olan virüs, HPV dediğimizin virüs %80 neden olmakta. Rahim ağzı kanserinin en önemli nokta bu. Hı hı. Ve bunun da 100'e yakın çeşidi bulunmakta. Diğer nedenler, %20'lik nedenler? %20'lik nedenler, çevresel nedenler ve diğer etkenlere bağlı. Daha çok bu HPV dediğimiz virüse bağlı. Bu HPV dediğimiz virüsün de 100'e yakın tipi var. Hı hı. Normalde bizim elimizden ayağımızdan çıkan sihirler de aynı virüs, aynı kategoride. Ama tabii bu sihir rahim ağzı kanserine yol açmıyor. Daha çok belli tipleri yol açmakta. Bunda da özellikle HPV 16 ve 18 dediğimiz tip var. Bizim de elimizde HPV 16 ve 18'e yönelik hedefe yönelik tedavi olarak aşımız var. En etkin tedavilerden ve engelleyici tedavilerden biri de aşıdır. Hı hı. Şimdi taramaları konuştuk, hı, aşıları da konuşacağız elbette. Belirti olarak evet. Heh, belirtileri soralım. Belirti, son evrede neler var? Son evre geldiği zaman artık karın ağrıları, hı hı, idrar yapamama, böbrek sorunları, böbrek belirtileri de vermektedir. Çünkü bu idrar yollarına baskı yaparak böbrek yetmezliğine dahi götürebilmekte. Ama erken evrede ne belirti vermektedir? Hı hı. Erken evrede ilişki sonrası kanama, ilişkiden rahatsızlık, geçmeyen akıntılar, kötü kokul akıntılar, ara adet kanamaları, düzensiz adet kanamalarına yol açabilmekte. Ama son evreye geldiği zaman ağrı, kask ağrısı ve diğer genel şikayetleri yol açabilmekte. Bunları göz önünde tutmak tabii lazım ama en önemli... Ama dediğim gibi genelde belirti vermez. Hı hı, artık hı, belirti verdikten sonra iş işten geçmiş olur. Onun için simir taraması çok önemli. Çok önemli. Hı hı. Simir taraması peki nerelerde yaptırıyoruz? Nasıl uygulanıyor? Nasıl yapılıyor? Ağrılı acılı bir yöntem midir? Simir taramasını kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak bizler yapmaktayız. Hı hı. Poliklinik şartlarında, normal poliklinik şartlarında hastamız jinekolojik masa dediğimiz doğum masası olarak da bilinen masaya alıyoruz. Özel bir muayene aletimiz var. Plastikten oluşan ve metalden oluşan. O muayene aletini yerleştirdikten sonra basit bir plastik fırçayla rahim ağzından dökülen hücreleri alarak bunu laboratuvara inceleme olarak gönderiyoruz. İki çeşit yöntemi var. Konvansiyonel ve sıvı bazlı diye. İkisi arasında çok belirgin farklılık yok. Hı hı. Sıvı bazlı olanın avantajı HPV'si tiplendirmesi dediğimiz HPV tiplendirmesine fayda sağlamakta. Tabi bu HPV tiplendirmesini yapmamızdaki amaç daha çok 30 yaş üstü bayanlarda yapılması mantıklı. Çünkü vücuda giren mikrop genellikle kendiliğinden kaybolmakta. Bir yıl içerisinde dediğimiz bu HPV mikrobu. Vücut tolere ediyor yani. Tabii. Bu daha çok adolesan dönem dediğimiz ergenlik ve orta geçiş döneminde yani 30 yaşına kadar olan dönemde eğer vücutta bu mikropla karşılaşsanız bile kalıcı olmamakta, kronikleşmiyor, bir yıl içerisinde kayboluyor. Yaptıracaksak da eğer 30 yaş üstünde yaptırmamız gerekir HPV taramasını. Hı hı. Peki bu tolere edilmişse yani vücut bununla karşılaşmış ve geçmişse bunu ilerleyen evrelerde görmek ya da bulgusuna rastlamak mümkün mü? Hayır, vücutta eğer tolere etmişse, geçmişse vücuttaki girdiği zaman, rahim ağzına girdiği zaman orada hücresel bazlı değişikliğe yol açmamakta ve hücresel bazlı değişikliğe yol açmadığı için de simirde veya herhangi bir şeyde patolojik bir duruma rastlamamakta. Hı hı. Zaten bizim simirdeki takibimizin amacı da bu simirde anormal hücre var mı, anormal hücre tespit edebiliyor muyuz? Rahim ağzı kanserinin başlangıcında dediğimiz, hı hı, hücresel bazlı değişikliklere yol açabilmekte mi? Süre çok uzun. Dediğim gibi bu virüs vücuda giriyor, hücresel değişiklikler oluşuyor. Hücrelerin şeklinde, şemalinde yamukluklar oluşturuyor. Biz bunları özel adlarla sınıflandırmaktayız. Bu hücrelerin kansere dönüşmesi 10 ila 15 yıl arasında değişmekte. Arada herhangi bir dönemde yakaladığımızda çok basit, sadece o rahim ağzında etkilenen bölgeyi çıkararak çok basit tedaviyle tedavi edebilmekteyiz. Tedavi detaylarıyla konuşacağız. Hı-hı. Aşılardan bahsettik az önce. Hı-hı. Peki aşılar ne zaman uygulanır? Tedavi sürecinde mi, öncesinde mi? Hayır. Aşılama bu virüs daha vücuda girmeden, yani ilişkiye daha başlamadan genellikle 11 yaş civarında yapılmalıdır. Hı-hı. Çok 11, erken tabii yaşta. Çok erken yaşta yapılmalı ki bu vücuda virüs girdiği zaman vücudumuzun vereceği reaksiyona bağlı olarak vücudun virüsü tamamen temizlesin. Vücutta hücresel değişikliğe yol açmasın. Amaç bu. Vücuda daha virüs girmeden 11 yaş civarında, en geç kaça kadar yapılabilir? 26 yaşına kadar yapılabilir.
ideal yaş 26'ya, maksimum 26'ya kadar yapılmalıdır. Dünya genelinde aşılama takvimine girmiştir bazı ülkelerde. Henüz ülkemize aşı takvimine girmemiştir. Burada da en sık neden olan dediğim gibi HPV 16 ve 18. İki çeşit aşı bulmakta, bivalan ve kuadrivalan diye. Buradaki dörtlü olan aşı daha faydalı, kuadrivalan. Yani dört tane virüse karşı etkili. Diğeri biraz daha fiyat olarak ucuz ama etkinliği daha az. Peki fiyatlardan bahsetmişken bu ödeme kapsamına giriyor mu? Bu tamamen kişisel bir tercihle uygulanan bir şey mi? Hayır, ödeme kapsamına girmiyor. 3 doz şeklinde yapılmakta. 0. ay, 1. ay ve 6. ay şeklinde ödeme kapsamında değil, aşı takvimine de yer almıyor. Bazı ülkelerde var, henüz ülkemizde aşı takvimine girmedi. Peki önleme noktasında aşının etkinliği ne derece önemli? Yani tamamen karşılaşılmamasını sağlıyor mu bu aşı, yoksa sadece önleme noktasında bir seçenek olarak mı? Evet, aşı yapılırsa eğer vücuttaki sihirleri oluşturması %100'e yakın bir koruyuculuğu var sihirlere karşı. Rahim ağzı kanserine karşı da %90'a yakın bir koruyuculuğu var. Gayet yüksek bir oran. Çok ciddi, evet. Yüksek bir oran olduğu için de değerlendirmeye değecek bir yapısına sahip. Peki gelelim tedavi seçeneklerine. Evet, biz simir taramalarında dedik ki evet, rahim ağzı kanseri belirtileri, evet bu rahim ağzı kanseri. Daha sonraki süreç nasıl başlıyor, nasıl işliyor? Tedavi sürecinde dediğimiz gibi bu süreç uzun olduğu için rahim ağzı kanserinin gelişim süreci, hücresel bazlı değişiklik oluşturma süreci çok farklı varyasyonları gösterdiği için çok erken aşamada yakalarsak sadece rahim ağzının oradaki etkilerini bölgeye çıkarılarak tedavi yapılabilir. Veya ileriki aşamada yapılırsa dediğimiz rahim ağzının geniş bir şekilde çıkarılabilir. Veya çok geç kalınmışsa rahimin komple alınması ve karın içerisindeki bazı özel bölgelerin tamamen kazınması gerekebilir. Tabii tedavi sonrası eğer ileri aşamadaysa radyoterapi ve kemoterapi de gerekmektedir. Gerekmektedir. Bu arada izleyicilerimizden soru gelmiş. Onları da aktaralım, sonra devam edelim tekrardan konumuza. 45 yaşında bir izleyicimiz soruyor. Miyomlarından dolayı rahmi alınmış, kanaması çok olduğu için tekrar simir testi yaptırmalı mıyım diye soruyor. Evet, bu konu önemli. Rahim ağzı dediğimiz doku, histerektomi dediğimiz rahim alınması işlemi sırasında çıkarılmışsa simir alınması iki nedenine bağlı. Birinci sebep neden dolayı rahim alındı? Neden dolayı alındı? Eğer alınma sebebi rahim ağzındaki hücresel değişikliklere bağlı kötü bir nedenden dolayı alındıysa simir taramasına devam edilmesi gerekiyor. Ama tamamen iyi huylu bir nedenden, miyomunda vardır, bu dediğimiz hastamızın miyomu vardır, aşırı kanamaları oluyordur. Aynı şekilde evet, bahsettiniz. Veya kisti vardır. Rahim ağzından kaynaklanan problemler haricinde daha üstten de kaynaklanan bir problemlere bağlı olarak rahim ağzı alındıysa simir alınmasına gerek yok. Ama rahim ağzındaki hücresel değişiklikler demiştim ya, az önce bahsetmiştim. O değişikliklere bağlı olarak alındıysa taramaya devam edilmeli. Çünkü rahim ağzı dokusu alınsa bile etraftaki yan dokulardan rahim ağzını kanserine benzer dokular gelişebilir. Evet, aşıya geçtik ama aşıyla ilgili bir soru gelmiş. 35 yaşında bir izleyicimiz soruyor. 10 yıl önce yaklaşık 25 yaşında bu bahsettiğimiz aşıyı olmuş. Ne kadar korur beni? Tekrar yaptırmalı mıyım diye soruyor. Evet, aşının koruyuculuğu 5 yıl olarak kabul edilmekte. Evet, 5 yıl olarak kabul edilmekte. Aşının tekrarının yapılmasında fayda var. Koruyuculuğu daha yüksek olur. Peki, elde çıkan sihirler rahim ağzı kanserine işaret eder mi diye soruyor Manisa'dan izleyicimiz. Elde çıkan sihirler de aynı şekilde HPV dediğimiz virüsle bağlı oluşuyor. Alakası var mı? Alakası yok, aynı gruptalar ama HPV dediğimiz virüsün 100 tane çeşidi var. 100 çeşidin içerisinde elde çıkan sihirler rahim ağzı kanserine yol açmıyor. Rahim ağzı kanserine yol açan tipler daha çok 16 ve 18 dediğimiz, 31-45 dediğimiz belli tipler neden olmakta, %90 nedenini. Elde çıkan sihirler rahim ağzı kanserine sıklık oluşturmuyor. Peki tamamen... Tabii rahim ağzından değil de rahimin etrafında da oluşan sihirler falan cinsel yolla geçen hastalıkların ihtimalini artırdığı için rahim ağzı kanserini artırır. Ama elde çıkan diğer sihirlerin alakası, yani alakası rahim ağzı kanserinin belirtileri arasında elde çıkan sihirler yok. Elde çıkan alakası yok ama genital yol enfeksiyonları birliktelik teşkil ettiği için, eşlik teşkil ettiği için bunlarla birlikte kombine olabileceği için
Onlar risk teşkil. Genital ama sihirli, bölgede çıkan sihirlere dikkat edeceğiz. Genital bölgenin sihirleri anlamlı. Peki tedavi sürecini biraz daha açalım. Tamamen tedavi olmak, kurtulmak mümkün müdür? Tamamen tedavi olmak için ray mağazı kanserini erken aşamada yakalamak gerekiyor. Erken aşamada yakalamak için de dediğimiz gibi düzenli yıllık simir aldırmak gerekiyor. Eğer çok erken aşamada yakalamışsak, daha hücresel bazda değişiklikler oluşurken, bu hücrelerin tamamı değişmeden, daha kansere dönmeden tamamen kesinlikle şifa sağlayabiliyoruz. Geç aşamada yakaladığımız zaman tabii hayat süresini uzatacak tedaviler ve yakaladığımız evreye bağlı olarak tedaviler bulunmakta. Bu kanseri veya kanser başlangıcı olan hücreleri hangi evrede yakaladığımız ve hangi düzeyde tedavi ettiğimize bağlı bir durum. Peki erken evre için ve geç evre için ikiye ayırarak konuşalım. Erken evre için evet tamamen tedavi edildi. Tekrarlama olasılığı nedir? Tekrarladığında neler yapılır? İkinci bölümde ise yani geç evrede yakalandıysa tedavi sürecinde daha ilerlemesi muhtemel midir? Erken evrede yakalandıysa bizim bu simir tarama programı dediğimiz bu programa girip hücresel bazda değişiklikler olup olmadığını yakalayıp ona göre genişletici cerrahi yapılabilir. Yani cerrahi bunun evresine bağlı olarak değiştiği için burada takipte yine bir simir kullanıyoruz. Bu simirde de ve özel kolposkopi dediğimiz cihazla rahim ağzının büyüterek görüntülemesini sağlayarak bunlardaki hücresel bazda değişikliklere bakarak yine evresine göre tedavi ediyoruz. İleri evrede ise ileri evrede hangi evrede yakalandığı önemli. Tabii ki buradaki çok ileri evrede ise bizim amacımız hayat süresini uzatmak. Uzatmak. Kesin kür sağlayamıyoruz. Kesin kür dediğimiz kesin şifa sağlayamayız. Ama hayat süresini ve hayat kalitesini artırabiliriz. Tabii korunma noktası çok önemli. Bunun için aşılardan zaten bahsettik. Simir testlerini atlamamamız gerektiğinden bahsettik. Ama rahim ağzı kanseri olmuşsa bir bireyin ve bu bir aile ise aile temellerinin çatırdamaması için eşlerin arasındaki ilişki nasıl olmalı? Rahim ağzı kanserinde zaten şöyle tedavisi uzun bir süreç olduğu için bunda biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani eşlerin kendine biraz daha bu konuda toleranslı davranması gerekiyor. Sonuçta orada bir erozyona ve harap edilmiş bir doku var. İlişki falan olmaması gerekiyor kesinlikle. Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Peki risk faktörlerini konuştuk. Serviks kanseri, bir diğer adıyla rahim ağzı kanseri nedenlerine değindik. Sizin ekstra eklemeniz gereken bir böyle altını çizmemiz gereken bir nokta var mıdır bu kanser türüyle ilgili? Altını çizmemiz gereken nokta rahim ağzı kanseri kadınlarda dediğim gibi en yüksek ölüme neden olan kanserlerin biridir. Ama bizim bunu engellemek bizim elimizde. Düzenli olarak simirimizi yaptırırsak, aşımızı yaptırırsak, genital hijyenimizi kontrol edersek, önleyici tedavi ve aşı tedavisiyle birlikte kombin edersek bu konuda bayağı faydalı ve sağlıklı olabilir. Aşının %90 koruyuculuğu var, aşı yapılabilir, genital hijyene dikkat edilebilir. Ve diğer önerilerimize dikkat edersek bundan kaçınmamız ve korunmamız mümkün. Özellikle de 5 yıl süren bu aşılama çok %90 rakamlarına baktınız. Aşılama 3 doz şeklinde yapılmakta. 0. ay, 1. ay ve 6. ay şeklinde 3 doz. Ama koruyuculuğu 5 yıl devam etmekte. Simir testlerini de tekrarlayalım. Simir testlerini tabii ki her yıl birer kez yapılıyor. Her yıl birer kez, basit bir şekilde birer kez. Aslında bunların yaş grubuna göre değişiyor. 30 yaşına kadar olan grubu farklı. 30 ile 65 yaşına göre olan gruba göre farklı ama ben burada basitçe 3 yıl boyunca her yıl alınmalı. 3 yıl boyunca her yıl alındıktan sonra eğer elimize gelen her sonuç negatifse, yani sonuç normal ise, normal hücreler görünmüşse taramaya 2 yılda bir veya 3 yılda bir devam edilmeli ve bunu 65 yaşına kadar devam ettirmemiz gerekiyor. 65 yaşına kadar devam ettirdik, herhangi bir sıkıntı yok. Ondan sonra devam etmemize gerek yok. Nedeni de şöyle, zaten o aşamaya kadar herhangi bir kanser oluşmadıysa bizim 15 sene, 20 sene gibi süremiz var. Zaten ortalama hayat beklentimiz 80 civarı olduğu için ondan dolayı tarama programından çıkabilir hastamız. Evet, burada iki sorum olacak. Birincisi kronik rahatsızlığı bulunanlar için ekstra bir yol izleniyor mu? Yani tansiyon, şeker veya diğer belli başlı hastalıkları için rahim ağzı kanseri olduğunda ilişkisi nasıl oluyor bu hastalıklarla?
Tansiyon, şeker, rahim ağzı kanser için risk faktörü oluşturmaz. Onu sordunuz herhalde Fatma Hanım. Yani diğer kronik hastalıklarla... Diğer kronik hastalıklardan dediğimiz immünsüpresif hastalıklarımız var. Özellikle ACE dediğimiz immünsüpresif hastalık. Bu hastalığın immün sistemi aşırı derece baskıladığı için bağışıklık sistemimizi, hastalığı geliştirme ihtimali artıyor. Bunda da ne yapılması gerekiyor? İlk yıl boyunca yılda iki kez alınıp simirinin sonrasında her yıl boyunca simir alınması gerekiyor. Diyabet, şeker, tansiyon olan hastalarımızın simir takip açısından herhangi bir farklılık yok. Tabii diyabeti olan, şeker hastalığı olan hastalarımızın daha sık vajinal enfeksiyonlara yakalanma olasılığı artmakta. Ama bu rahim ağzı kanserinin sıklığını artırmamakta. Yani diğer hastalıklar vücudu zayıflattığı için biraz daha tabii ki bunda şey de var, diyetin de önemi var. A vitaminden, C vitaminden eksik beslenmenin de risk faktörü olabileceği düşünülmekte. Kesin ispatlanmış bir tarafı yok ama bunlarda A ve C vitamini az alınması rahim ağzı kanserinin immün sistemi baskıladığı için veya vücudun verdiği toleransı ve yanıtı azalttığı için bu da bir risk faktörü olarak, küçük bir risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Son sorum. İstanbul'dan soruyorum Makbule Hanım. Meme kanseri varmış kendisi. Meme kanseri. Geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Rahim ağzı kanseri olma riskim nedir diyor. Yani diğer kanser türlerine yakalandıysak bir diğer kanser türünde de yakalanma olasılığımız. Onda kombine dediğimiz bazı kanserler var. İki kanserin aynı sıklıkta olma ihtimalleri. Bunlar memede daha çok meme ve rahim içi kanserinin sıklığı artar. Meme artı kolon, rahim içi kanseri artı kolon kanseri, yani bakalım varsa kanseri. Ama rahim ağzı kanserinde de şöyle bir durum var. Bu hastamız meme kanseri sırasında immünsüpresif tedavi dediğimiz, yani vücudun bağışıklık sistemini baskılayan tedavi aldığı için vücudun bağışıklık sistemi daha zayıf oluyor. Daha zayıf olduğu için bizim bu hastalarımıza önerimiz rahim ağzı kanser taramasını düzenli olarak yaptırması, kendisini de küçük bir risk grubu olarak dahil edebilir. Rahim ağzı kanserini ve rahim içinin dokusuna kesinlikle bakılması gerekiyor. Kesinlikle. Meme kanserinde daha çok rahim içi dokuda sıkıntılar yol açmakta. Bunda kullandığımız, meme kanserinde kullanılan bazı ilaçlar rahim içi dokuda hücresel değişikliklere yol açmakta. Daha çok rahim içi dokuda kansere yol açabilmekte. Bu hastamızın düzenli olarak jinekoloji kontrolüne girmesi, rahim içi dokusunun kalınlığına bakılması, ara kanamalarının takibi açısından çok önemli. Ayrıca düzenli olarak simir de kesinlikle aldırması gerekiyor. Küçük bir risk grubu olarak kendini de dahil edebiliriz. Evet, sorular gelmeye devam ediyormuş ama bizler süremizin sonuna geldik. Soruları size arka planda sorup izleyicilerimize bir zarar varsa tekrardan yöneltebiliriz yanıtlarını. Ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdiden gelecek olan Ramazan bayramımızın bütün izleyicimizi kutluyorum. Hayırlı ve nice mutlu Ramazanları diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sevgili izleyiciler, sizlerden gelen sorulara çok çok teşekkür ediyoruz ve en önemlisi acil şifalar diliyoruz. Hiç bunlara yakalanmamak çok önemli. Önlem noktasında bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bilinçli birey olmamız gerekiyor. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Burada programımıza bir virgül atıyoruz. Saat başında ise yeniden burada olacağız.